25 Aralık'tı sanırım. Amerika'nın üstüne bir saldırı oldu ve burada bir Amerikalı kişi öldü bu saldırı sonrasında. Ve bu saldırı sonrasında Amerika, Irak'taki Hizbullah Ketaip güçleri dediğimiz oluşum ve Haçlı Eşabi'yi sorumlu tutarak bir operasyon düzenledi. Aslında olayların başlangıç dönemi buraya denk geliyor, son tırmanma. Sonrasında bir Amerika operasyonuyla burada Ketaip Hizbullah, yani Hizbullah tugaylarına bağlı büyük oranda 25-30 kişi sanırım öldürüldü bu operasyon sonrasında ve 40'a yakın bir yaralı olduğu söylenmişti. Ketaip Hizbullah ve yani Hizbullah tugayları ve Haçlı Eşabi'ye dönük Amerikan operasyonu sonrasında 29 Aralık'tı sanırım. Bu defa Amerika'nın Irak Büyükelçiliği baskınıyla karşılaştık. Yani bu şeyi andırdı. 1979'da da böyle bir olay var. 1979'daki İran'ın Amerikan Büyükelçiliği baskınını andırdı aslında bu bize. Bu gelişme sonrasında krizin kontrol dışına çıktığı bir gelişme süreci yaşadık aslında. Ve Amerika, Irak'taki Amerikan Büyükelçiliği baskınından, işte orada tabii Haçlı Şabi komutanları vardı ve Haçlı Şabi de tabii bu arada belki açıklamak lazım, Irak'ta İran destekli en önemli kuvvetlerden bir tanesi ki Hizbullah tugaylarıyla birlikte. Ve Amerika bu saldırılardan Haçlı Şabi, Hizbullah tugayları ve dolayısıyla Kasım Süleymani'yi, İran'ı sorumlu tuttuğu için bahsedilen füze saldırısıyla Kasım Süleymani, Ebu El Mühendis gibi işte hem Haçlı Şabi'nin hem Hizbullah tugaylarının hem de İran'ın devrimci muhafızlarının önemli bir gücü olan Kudüs gücünün komutanı olan Kasım Süleymani'yi Irak'taki saldırıda öldürdü. Ve bu süreçten sonra çok inanılmaz bir savaş atmosferi yaşamaya başladı. Çünkü sonuçta bir devletin komutanını öldürdünüz ve bu aslında savaş literatüründe bir savaş sebebi olarak da görülebilir. İran uzun zamandır ilk defa kırmızı bayrak diye onların mitleştirdiği bir bayrak var. Savaş açma, savaşın başlangıcına işaret eden bir şey. Onu çektiğini gördük. Hamaney'den ve İran liderlerinden yapılan açıklamalar, Amerika'ya karşı bir misilleme olayının olacağı ve keza böyle bir şey oldu.